Sevgili seyirciler, bugün programın ilk günü. Neden ve nasıl programına hoş geldiniz. Öncelikle Cem TV'ye, Cem Medya'ya çok teşekkür ediyorum bana bu olanağı sağladığı için. Çünkü güzel şeyler yapmak istiyoruz. Felsefeden, hayattan konuşmak istiyoruz. Bugün her zaman bana uğurlu gelen çok değerli bir konuğum var. Diğer Tuğrul, onu çok yakından tanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Türkiye'nin çok başarılı sunucularından biri. Aynı zamanda en önemli özelliği sizin mütevazi ve samimi olmanız. Benim zaten hayattaki en büyük kriterim de bu. Teşekkür hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İlkler her zaman çok heyecanlı, evet. Çok güzel. Evet. İlk konuk olmak da benim için büyük onur. Siz nerede olursanız olun, ben her zaman çok sizin konuğunuz olurum zaten. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli sohbetler yapacağınıza eminim bu ekranda. Cem TV'de zaten yıllardır seyirciyle buluşan bir kanal. Yolunuz açık olsun diye. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi siz aile kavramına çok önem veren birisiniz. Biraz sizin ailenizden söz etmek istiyorum. Daha doğrusu sizin söz etmenizi diliyorum. Söz edecek bir şey oldu. Şimdi nerede doğdunuz? Sizin bir defa yani o kadar bir aile bağlarınız güçlü ki benim hep örnek gösterdiğim isimlerden birisiniz. Babanız vefat etti, başı sağlığı diliyorum. Anneniz, kardeşleriniz de çok güzel bir ilişkiniz var. Kızınızla muhteşem bir ilişkiniz var. O yüzden ben bunu çok önem veriyorum. Çünkü giderek aile kavramında da bazı tartışmalar çıkıyor ne yazık ki. Hı hı. Yani üzülüyoruz ki yani artık sanki aile önemini çok farkında olmayan önemli bir kesim var. Aslında birkaç yıl önce çok sevilen bir dizi vardı. Sözüm onu aileyi anlatan bir diziydi ve çok izlenen bir diziydi. Epey oluyor ama yayınlanalı. Ve aile içerisinde herkes birbirine yalan söylüyordu dizide. Çok tatlı bir aile profili çizilmişti. Herkes çok böyle bir karakterler kendi içerisinde sevimli, seyirciye ulaşan. Kast da çok iyiydi bu arada. Çok iyi oyuncuları vardı. İsmini söylemek istemiyorum dizinin. Fakat ailede çocuklar babaya yalan söylüyor, anne babaya yalan söylüyor, o ona yalan söylüyor. Ve işte bence ailenin işte o temeline dinamit konması hadisesi farkında olmadan beynimize işleniyor. Aile dediğiniz şey insanın kendini en çok güvende hissedeceği, en çok kendisi olacağı, bütün açıklığıyla yaşayacağı ve birbirini besleyeceği bir alan ve sonuna kadar da güçlenerek giden bağlar demek. Ve bizim de en büyük zenginliğimiz aslında. Ben bu konuda çok şanslı olan biriyim. Çok güzel bir ailede doğdum. Büyüdüm. Annem ve babam noktasında şanslı olan evlatlardanım. Çünkü hiçbirimizin seçme şansı yok. Herkes aynı şansa sahip olamıyor. Fakat bir önceki Ocak ayında, şimdi buraya gelmeden bu sorunun az çok gelebileceğini tahmin ettim. Kendimi çok hazırladım hocam. Ağlamayacağım bu kez. Sevgili babacığımı kaybettim. Fakat ne oldu biliyor musunuz hocam? Covid'in sonunda maalesef Covid'den kaybettik. Toparlanamadım bu kez. Evet. Bağ ne kadar güçlüyse, sevgi ne kadar büyükse, evet o özlem o kadar artıyor, boşluk o kadar büyüyor. Ama tabii işte hayat devam ediyor, devam etmeniz gerekiyor. Ben hayattaki en büyük gücümün de, en büyük zenginliğimin de hep ailem olduğunu düşündüm. Kendi evliliğimde de bundan hareketle gidebileceğim yere kadar gittim. Bunu çok insan bilmez ama 5 yıl öncesinde benim evliliğim ayrılıkla sonuçlandı. Çünkü artık çok istediğimiz gibi gitmediğine karar verdik karşılıklı olarak kızımın babasıyla. Ama o noktada da ben buna yani Sahran babası da aynı şekilde düşünüyordu. İkimiz de bizim için aile çok önemliydi. Gelebileceğimiz yere kadar sonuna kadar devam edebildik ama o noktada artık birbirimize paylaşımımız azal diye karar verip yollarımızı ayırdık. Aynı değerleri kızıma da vermeye çalışıyorum. Kızım için de aile kavramı çok önemli. Büyüklerle bir arada olmak çok önemli. Ve hatta zaten anneanne ve babaanneyle büyüyen bir çocuk olduğu için de biraz yaşıtlarından farklı. Ve şanslı. Onu şimdi söylüyor zaten. Diyor ki anne arkadaşlarımla farkımı şimdi daha iyi anlıyorum. Artık bir yetişkin. Kasım'da 25 olacak benim kızım. Sahra. Sahra şimdi. Buradan evet ona da. Sevgilerimizi iletelim. Her zamanki gibi anne gene beni şu konuştun anda... diyecek. Şu anda da uçakta, havada, uluslararası şeyde, alanda geliyor inşallah. Buradan çıkışta onu almaya gideceğim. Özledim, çok özledim hocam.
Aile yoksa toplumda bence denge yok. Aile yoksa toplumda zaten sadakat kavramının bir anlamı yok. Aile yoksa gerçekten çıkarsız paylaşımlar ne demek, bunu bilmeyen insanlar var. Bu da ne demek? Çıkarınız olmadan biriyle ilişki kurmuyorsanız hep bir beklentiyle hareket ediyorsunuz. Bir ticari ilişkiye dönüşüyor. İnsana dair kavramlar yok oluyor demek. Ben o yüzden bu toplumun en temel noktalarından birinin aile olduğuna inanıyorum. Ve günümüzde de dediğiniz gibi yıpranmalar gerçekten var. İşte sosyal medya dediğimiz alanına uyum sağlayamayan bir yapıdayız zaten. Bütün her adımda bunun şeylerini, acılarını yaşıyoruz. Ben şanslıyım o noktada hocam, onu söylemek istiyorum. Trabzon'da doğdum. Akçaabatlıyım. Bir köy öğretmeninin çocuğuyum. Sevgili babacığım bir köyde öğretmendi. Ben de onun öğrencisi olarak ilkokulu okudum. Hatta 5 yaşına girdiğim yıl peşine takılıp okula gidip geldim. Öğrencilik hayatımda çok erken başladı. Yaptı mı yani tam böyle? Yaptı tabii ki. Birinci sınıf kaydım yok benim hocam. İkinci sınıfta bir sınavla başladım okula. Ben 16 yaşında üniversite birinci sınıftaydım. 16'ya girdiğim yıl. 16 yaşında. Evet, o zamanlar zekiydim diyorum. Dolayısıyla hikaye biraz erken başladı. Onun ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trabzon'da okudum. Şehir dışına çıkmamak için hiç tercih yapmamıştım. Ama son sınıftayken TRT'nin sınavına girdim ve yön tamamen değişti. Merak ediyordum, nasıl yayıncı olur insanlar, programlar nasıl hazırlanır, bunları sunan insanlar nasıl seçilir diye. O merak beni mesleğime kadar getirdi. Peki ben de çok geniş bir ailede büyüdüm. Hani biz sabah sofraya oturduğumuz zaman yer sofrası kurulurdu. Çok güzel. 30-40 kişi kahvaltıda bir araya gelirdik. Akşam da öyleydi. Ve bunu ben çok önemsiyorum. Kesinlikle. Önemli buluyorum. Sabah kahvaltıları ve akşam yemeği, akşam, annenin bir arada olması. Olmak. Ve aslında bir nevi orada herkes kendi sorununu anlatıyor. Adeta tedavi oluyorsunuz. Tabii yani paylaşım, oradaki paylaşım çok paylaşım önemli. Paylaşım insana müthiş derecede bir destek veriyor. Mesela bir sorununu anlatıyor birisi. Diyor ki tamam bunu şöyle hallederiz diyor. Ya da şöyle yapmalısın diyor falan. Böyle bir muhteşem bir şey ve ben bunun da aileye ayakta tutan önemli şeylerden birisi olduğunu düşünüyorum. Yani ailenin en azından bir öğün bir araya gelmesi. Kesinlikle. Yani o bayağı bir serenoluğu oluyor. Bir müthiş bir sevdiğini bekliyorsun, sevdiğini, değer verdiğin kişinin o masaya gelmesini bekliyorsun. Evet. O değer verdiğiniz kişiyle birlikte aynı yemeği kaşıklıyorsunuz. Yine sizi çok severek o sofraya ailenin işte annesi, ablası kim yapıyorsa da hep birlikte yapıyorsunuz. Ne varsa bir yemek konuyor. Ve o paylaşım hocam, paylaşım aslında her şey. Bizi ayakta tutan da o. Ama bunlar gerçek paylaşımlarsa, laf olsun diye değil. Şimdi tabii ki teknoloji değişiyor, yaşam şeklimiz değişiyor ama gördüğünüzde insanlar birbirlerine orada kullanılan tabiriyle like'lıyorlar sürekli. O onu beğeniyor, onu beğeniyor ama bir araya gelip artık insanlar iki laf edemez haldeler. Gerçekten ne yapıyor kimse kimseyi bilmiyor. Başsağlığı dilekleri bile sadece süslü püslü mesajlarda kalmış. İnsanlar sanki yani ölümle karşı tarafın ne yaşadığını idrak edemiyorlar artık. Suçlayıcı kullanmıyorum. Ben bunu kimseyi suçlayarak, oku karşıya yönlendirerek söylemiyorum. Genel olarak içinde bulunduğumuz durum. Mesajlar atıyoruz. Sürekli mesajlar. Oradan oraya, oradan oraya. Özel günlerde. Ama bir araya gelmek için, birlikte gerçekten vakit geçirmek için çabalayanların sayısı bana azalıyor gibi geliyor. Yanılıyor da olabilirim ama benim gözlemim bu. Ya o kadar önemli bir tespitte bulundunuz. Şimdi 3 gün oldu. Şimdi 3 gün önce bir arkadaşım aradı. Dedi ki çok mutsuzum dedi. Ya. Her şey dedi yolunda dedi. Maddi hiçbir sıkıntım yok. Ve kendime soruyorum niye mutsuzsun diye. Yanıtını alamıyorum dedi. Ben de ona dedim ki ben sana bazı sorular göndereyim. Sen de bunları yanıtla dedim. Birkaç tane sizinle paylaşayım. Dedim ki bir dedim. Sizin bir önce söylediğim şey. Mesaj geldiğinde en azından hemen onlara yanıt veriyor musun dedim. İki, telefonla birisi aradığında bir süre sonra dönüyor musun? Evet. Çünkü bunlar insana yük olur yoksa. Aynen. Üç, ailenle yeterince vakit geçiriyor musun? Dört, dostlarını arıyor musun? Görüşüyor musun? Duymak için en azından görüşüyor musun? Görüşüyor musun? Yürüyüş yapıyor musun? İşte ondan sonra bir hobin var mı? Bir şey üretiyor musun? Hayvanlarla bir ilişkin var mı? İşte bir köpeğin veya bir kedin var mı? Onlarla hani sevgini gösterebileceğin bir iletişimin var mı? Şimdi bunların tamamına olumsuz cevap verdim. Şimdi dedim ki mutsuzluk bir sonuç. Mutsuzluk bir neden değil, sonuçtur. Yani siz yaptıklarınızın toplamısınız. Şimdi bir şey biriktirirsiniz, en sonunda bir size hayat bir sağlama olarak bir sonuç verir. Ama mutluluk kavramının da tanımı da değişti sanki hocam ya. Tanımı da mutluluk değişti. Mutluluk yani evet. Çok farklı algılanıyor diye düşünüyorum ben artık. Evet. Hep bir şeylerin sahibi olmak mutluluk getirecekmiş zannediyor insanlar. Ya da belli makamlarda en büyük oturmak. Bakın işte benim almak, hayatta almak duygusu yani hep ben evet. Alayım, bende olsun. Ya benim aydınlanmam budur. Yani
benim için önemli bir aydınlanma bu. Yani şunu gördüm. Yani parasal anlamda her türlü rahatlığı gördüm. Yani hayatta bir insanın sahip olabileceği her şeye sahip oldum. Yani ne isteyeceğim. Anladım ki bunların hiçbirisinin önemi yokmuş ya. Ne önemliymiş biliyor musunuz? Bir İnci Ertuğrul'la oturup bir kahve içmek, bir dostumla oturup bir çay içmek, sohbet etmek, onu dinlemek önemliymiş. Bir, hayat sadelikmiş bir yani. Şair diyor ki, işte uzun bir şiir ama hani bir simitle de karın doyar, bir ziyafet sofrasıyla. Ama da mesele o simidi kimle paylaştığın, o sofraya kiminle oturduğun, o sofrada ne konuştun. Ben eskiden zannederdim ki, yaş aldıkça artık belli bir yaşa geldim ben, yaşlanma evresindeyim. Ya biz daha kalabalık. Kendinize bunu söyleme. Ya o konuda hiç bir rahatsızlığım yok. Da. Cengiz Hocam, telefonumda kaybettiğim insanların numaralarını asla silemem cep telefonumda ve onların sayısı gittikçe artıyor. Arayamadığım kişilerin sayısı ve bunlar içerisinde çok genç yaşta hayatını kaybeden arkadaşlarım, çok sevdiklerim var. Dolayısıyla 10 yıl önce gelseniz 10 yıl sonrayı kaçırırsınız. 10 yıl sonra gelseniz 10 yıl önceyi. O yaş konusunda takıntıları olan biri değilim ben ve zaten 30 küsur yıldır ekrandayım. Bir şekilde ara versem de yaptığım işten oradan bir hesapla da yaşım ortaya çıkar çok rahat. Ama şunu söylemek istiyordum. Yaşlandıkça daha çok insan olacak çevremde zannediyordum. Daha çok, daha çok, daha çok. Halbuki gerçek insanlar kalmaya başladı yıllar geçtikçe. Belli nedenlerle etrafımda olan böyle halka halka birikenler elenmeye başladı. İşte esas olan da zaten o merkezde onun etrafında sağlam halkalar oluşturmak. Sağlam dostlar. İşte size ihtiyacınız olduğunu fark edip siz söylemeden yanınıza gelen, arayan, işte bu onu üzmüştür diye bir telefon açan ya da kalkıp gelen insanlar lazım. Başınız sıkıştığında siz söylemeden koşacak insanlar. Aynı şekilde sizin de tabii ki bu tek taraflı bir ilişki değil. İşte biz gerçeklik duygusunu da kaybediyoruz gibi ya, geliyor bana. Kadar bazen diyorum ki oturuyorum böyle ben karamsar bir insan değilim. Yani negatif bir insan değilim ama son dönemlerde belki yaşadıklarım, belki kayıplar çok üst üste kayıplar yaşadım. Yani en son hani babamınki de çok çok daha büyük bir hale getirdi o acıyı ama çok üst üste geldi ve zorlandım ben. Bunu yani saklayacak değilim. İnsanım ben ve benim için sevgi ve sevdiklerim hayattaki en önemli şey. En önemli şey gerisi tamam işim çok önemli, iyi yapmak için uğraşırım ama seçim yapacaksam seçimim bellidir benim her zaman. Seçimim her zaman bellidir. Şunu fark ettim, duygularımızı da hissetmekte de hissettirmekte de zorlanıyoruz artık. İnsanlar anlamaz hale geldi sanki birbirini. Hiç insanlardan şikayet edeceğimi düşünmezdim ben ama şimdi üzüntü duyuyorum. Çünkü az önce söylediğim şeyden devam edelim. Mesaj gönderdim, görevimi yaptım, bitti. Evet. Gördüm, gülümsedim, bitti. Fotoğrafı gördüm, beğendim, bitti. Hayır, onun arkası aslında hayat devam ediyor. İnsanların yaşadıkları var, çaresizlikleri var, başka olaylar var. Bilmiyorum, hayat hızlandıkça insana dair duyguları yaşama noktasında eksiliyoruz gibi geliyor bana. Çok doğru. Şimdi aslında teknoloji çok büyük bir hızla gelişti. Biz bu teknolojiye ayak artık uyduramıyoruz. İnsan zihni artık dur yeter diyor. Her gün yeni bir şey, her gün yeni bir şey. Daha halen durmuyor. İnsan zihni bu kadar karmaşaya ayak uyduramadı. Ve bizim yapmamız gereken bir tane bir şey var. Dur bir dakika. Sadeleşmek. Sadeleşmek. Eski telefonlara dönmeliyiz. Akıllı telefon belki de bizi aklımıza alıyor bizde. Benim belki de aklımı alıyor başından. Çünkü bu sürekli teknolojiyle ilgilenmek ve mesela adeta sosyal medyada yaşayan insanlar var. Evet. Bir takipçim diyor ki, şimdi birbirine girmişler evde. Ya biz sürekli tartışıyoruz, hani komşumuz orada bir şey paylaşıyor, o kadar mutlular. Şimdi sonunda ben aramaya karar vermişler. Aradı. Önce kadın anlattı. Dedi, ya biz devamlı tartışıyoruz dedi yani. Ama dedi komşum dedi var yan tarafta. Onlar devamlı sosyal medyada. İşte pasta yerken, bir lokanta da, bir dans yerken ailesinde var. Onların hiçbir dertleri yok. Biz niye böyleyiz dedi. Dedim ki bak şimdi bir şey söyleyeyim size. Böyle bir dünya yok dedim. Ama işte sosyal medyaya bakarsanız herkes mutlu. Sokağa çıktığınızda herkes gergin, herkesin yüzü asık. Nasıl oluyor ben de onu anlamıyorum zaten. Bana dedi ki yemin eder misin dedi ya. Alakalı. Yani onların dünyalarının böyle olmadığına dair. Bunu görmek ben de ya gülmeye başladı. Yani yemin edeyim.
gerçek olur. Yani sanıyor ki orada gerçekten bir öyle bir hayat var ki hiç kimsenin derdi yok, hiç kimsenin sorunu yok. Sadece mutlular. Bir tek sorun onlar zaten. Belki insanlar birazcık da kendilerini kandırmak istiyorlar. Yani çok zor durumdalar ve biraz böyle sanal bir alemde mış gibi yapıyorlar. Ama işte o mış gibi başkalarını gerçekmiş gibi algılanıp mutsuz bravo, ediyor. Çok güzel oldu. Yani hani çok onun güzel. Mış gibisi öbürünün gerçekmiş gibi evet, algılayıp mutsuz ediyor. Kadınlarda da böyle bir baskı var. Filtrelerle uygulanan işte fotoğraflar böyle şey yapıyor. Öbürü bakıyor diyor ki ne güzel ben niye böyle işte çirkinim, yaşlanıyorum, çizgilerim var şu ama buna bak pırıl pırıl olmuş gibinin mutsuz etme hali. Az önce söylediğiniz o işte teknolojinin gelişmesi, yapay zeka konusu şimdi mesela. Ben yapay zekadan korkuyorum. Yapay zekanın yarın alacağı hal beni ürkütüyor. Ne duruma geldi? En son biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de Biden da konuşmasında bahsetti bundan. Evet doğru kullanıldığında teknoloji muhteşem bir şey. Ama. Yapay zeka insanın faydasına büyük faydalar sağlıyor insan hayatına ama... Bizim içinde bulunduğumuz sektörde bile yayın evlerinde yapay zekaya bazılarında kitaplar yazdırıldığını duyuyoruz. Allah. Bazı televizyon kanallarında editörler yerine yapay zekanın yazdırılan metinlerin kullanıldığını aktarıyor arkadaşlarımız. Bazılarında yazdırılıp sonra üzerinde ufak düzeltmeler yapılıyor. Bu şekilde kullanılıyor. Yani gittikçe artıyor. Bu tabii bunun ayrı bir boyutu da güzel Türkçemize, dilimize verdiği zarar. Onu da göz ardı edemeyiz. Ben onu da çok üzülüyorum. Türkçe konusunda pek de özenli davranmıyoruz artık bu günümüzde televizyon kanallarında bile baktığınızda o altyazılardaki ifadeler üzüyor insanı. Yani konudan konuya atladım ama bunu söylemeden geçmek istemedim. Çünkü doğru. Böyle gidersek bu kadar zengin bir dil ölü diller mezarlığına doğru koşar. Çok acı. Ya bir hani şöyle bir hani ben uç fikirleri bilirsin. Seviyorum. Ya bu sürekli mesajlaşma bir süre sonra konuşmayı da o zaten ben bunu yani öğrencilerime vallahi. Yıllardır söylüyorum. Son 10 yıldır söylüyorum. Mesajlaşıyor. Atalarımızla direkt iletişim kurar hale geleceğiz yakında. Nedir o mağara duvarlarındaki çizgilerini bugünkü emojiler. Evet. Sadece onlarla haberleşebiliyor gençler. Ama hocam ne oluyor bunun sonucunda? Özür dilerim sözünüzü böldüm. Çıkıp şurada oturup sohbet etsek birkaç kişiyle önümüze çıkan ortak şikayetlerin en başında, listenin en başında anlaşılamamak geliyor. Kimse anlamıyor. Çünkü kendimizi doğru ifade edemiyoruz artık. Zaten bence işte ilişkilerde olsun, hayatın kendisi olsun en büyük sorunlardan birisi beni anlamıyorlar diyor. Ben de hep şunu söyleyeyim. Sen anlıyor musun karşı tarafı? İşte karşılıklı. Çünkü bu karşılıklı bir şey. Tabii ki bu sanal dünya bize bizim sahip olduğumuz önemli duyuları da kullanmamızı engelliyor. Çünkü sanal dünyada siz görme ve işitme duyusunu görüyoruz. Öğrenme de artık yani gençler ve çocuklar arasında videolar üzerinden. Direkt onlarla öğrenme şeklinde. Tad alma duyusu yok. Koku duyusu yok. Dokunma duyusu yok. Bunlar ki bizi yani en büyük, en önemli duyularımız. Koku mesela. Yani bunlardan mahrum bir şekilde giderek o sanal dünyanın içerisine giriyorsunuz ve yaşıyor. Ben şeye dönmek istiyorum. Neyse buradan. Evet, sanal dünyayla baş edemeyeceğiz. Baş edemeyeceğiz. Babanızla nasıldı işte baba evlat ilişkileri? Siz hem bir öğretmeniniz çünkü aynı zamanda. Nasıl? Çünkü ben açıkçası insanların da bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Yani siz şu anda ince yaratılırsanız bunda ailenizin çok büyük payı olduğuna inanıyorum. Evet. Çünkü bir bakıyorsunuz İnce Hanım, sizin gibi pırıl pırıl bir insan yetişiyor. Teşekkür. Böyle topluma yararlı, mükemmel bir insan. Diğer yandan da bakıyorsunuz ki bir suç makinesi yetişiyor. Bence bunda ailenin diyorum. Tabii ki. Çok çok önemli pay olduğuna inanıyorum yani. Her çiçek kendi saksısınca büyürmüş ya, öyle bir söz var. Tam söyleyememiş de olabilirim ama aile o temel mayayı koyan yapı. Onun sonrasında tabii ki sizin içinde bulunduğunuz ortamlar, kişisel tercihleriniz, hayat yolunuz üzerine bir şeyler ekliyor ve o şekilde şekilleniyorsunuz. Bizim ailede yalan hiç yoktu ve bizim ailede asla birbirine hakaret eden ifadeler de yoktu. Hiç kimse kimseye. Ben babamın ağzından çirkin bir söz hiç duymadım. Hatta kaybettikten sonra artık o kadar dayanamaz hale geldim dedim ki babacığım keşke bir kırsaydın ya, keşke incitseydin, keşke seninle ilgili kötü bir şey hatırlasaydım. Ya. Belki bu kadar canım yanmayacaktı diye. Bir kız çocuğu için bence en büyük şans babası.
şüphesiz ki anneler beni yanlış anlamasın. Ben de bir anneyim. Annenin rolü bambaşka. Annenin yeri bambaşka ama özellikle bir kız çocuğunun kendi ayakları üzerinde durması, sağlam bir karakter oluşturması, ne istediğini ne istemediğini anlaması, kendini konumlandırması noktasında baba figürünün yeri bambaşka. O yüzden hani böyle çocuk sahibi olmadan önce iyi düşünmek lazım, hazır mıyım diye insanların da sorması gerekiyor kendine. Biz bunu çok hesaplamadan çok kolay bir şeymiş gibi yapıyoruz ama günümüzde daha da zor bence ebeveyn olmak. Sevgi bizim ailenin en temel malzemesiydi ve bu sevgiyi belli etmekten, paylaşmaktan da çekinmeyen ebeveynler vardı. Hatta babam annemden daha çok sevgisini belli eden biri. Çok kadar önemli ki bu. Üstelik Karadeniz'de aynen. Karadeniz erkekleri ki işte belli etmezler, uzak dururlar biraz sanki öyle olmak. Hayır, benim babacığım öyle değildi. Biz her sabah kalktığımızda günaydın diye birbirimizi öpen bir aileydik. Her gece yatarken yine iyi geceler deyip birbirimizi öper, herkes öyle giderdi odasına. Benim annem babamı her seferinde kapıdan uğurlar. Her geldiğinde kapıdan karşılardı. Sevgili babacığım da bu arada yani babama hep Allah babacığım derim ben. Evet. Öyle diyorum. Her seferinde çıkarken ona seslenip gidiyorum diye vedalaşır. Geldiğinde aynı şekilde. Bu bir saygı ve verdiği değerin göstergesi. İnsanlar bazen evden aile bireyi çıkıp gidiyor, öbürünün haberi olmuyor nerede olduğundan. Evet. Bunu bir hesap sorma gibi algılayanlar, hayır değil. Bu yanındakiyle paylaşmak, saygı duymak ve değer vermekle ilgili bir şey. Bunu yapamayacaksanız zaten biriyle bir arada yaşamanın da anlamı yok bence. Kandırmasın kimse kendisini. Öyle bir ortamda büyüdüm ve hayatımın her alanına da bu sirayet etti. Babam benim, Cengiz Hocam, sırdaşımdı. Hep o devam etti mi? Etti, son ana kadar. Dertleşmelerimiz de bizim baba kız çok özeldi. Okuduğumuz kitapları da oturur birlikte tartışırdık. Siyaset konusunda da birlikte konuşurduk. Din konusunda da yeni bir şey öğrendiyse, yeni bir kitap okuduysa bana derdi ki şurada şu var İnci, bak sen de bunu araştır derdi. Farklı inançlarla ilgili, her şeyle ilgili. Ve işte beraber otururduk, o bağlamasını çalar, türkülerimizi söylerdik. Ben öyle bir evde bağlama mı çalardı? Çok güzel bağlama çalardı benim babam. Siz çalabiliyor musunuz? Ben çalamıyorum ama kız kardeşim çok güzel. Ben değil ama kız kardeşim o konuda çok iyi. Müzik öğretmeni zaten. Evet, çok güzel bağlama da çalar. Başka sazlar çalar da bağlama da çalar yani. Bence zaten evde de müzik varsa o evdeki ruh da güzel oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ya, ona %100 katılıyorum. Şimdi bundan bir ay kadar önce bir arkadaşın babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. O cenazeye katıldım ve o kadar çok üzgündü ki, çok üzülüyor ama böyle hüngür hüngür ağlıyor. Yani yaş almış birisiydi babası, buna rağmen çok üzülüyordu. Hocam rağmen yok orada. Yok yok, hayır şöyle. Emin olun şöyle, yaş ne kadar olursa olsun, bin yaşında olsun. Ama en azından hani bir, tabii, tabii, hani mantıken, bir tesel ne oluyor bir ölçüde? Aynen, hani mantıken işte, öyle diyorsun ama hani, olmuyor işte. Yürek onu dinlemiyor orası hocam. Öyle, orası öyle. Kalple, kalple akıl çok farklı şeyler. Yani o onun ama ben derdi başka. Ben anladım ne demek istediğinizi. Onun derdi başka. Ben de hani dedim ya hani ertesi gün aradım, dedim hani eğer bana ihtiyacım var oturup bir kahve içerim, sohbet ederim falan. Çok iyi olur dedi. Gittim evlerine. Sonra çok kalabalıktı tabii. Onu dışarı davet ettim ve bir kafede oturup yani çünkü belli ki yani bir sıkı başka bir şey var. Bir içinde var. Onun bir müthiş keşkesi derdi. Var galiba. Keşkesi var. Ve ne biliyor musunuz İnci Hanım? Babasına yeterince aramamış, yeterince gitmemiş, ziyaret etmemiş ve hatta onu işte biraz hani bir bakıcı göndermeleri gerekiyor şu ya, biz seni şeye yatırsak daha iyi olur demiş bir huzuremle. Bunu kendine artık bunu söyleyince şeyde çok üzülmüş babası ve bunu kendine öyle bir dert etmiş ki için için yiyor ve zaman ayıramadan ben şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Babanız vefat etti. Sizin belki içinizi rahatlatan en önemli şey, babanızla yeterince iletişim kurmuş olmanız, sohbet etmeniz. Bence insanların en önemli kriterin bu olduğunu düşünüyorum. O konuda içim rahat ama hep keşke daha fazla olsaydı da diyor insan. Şey. Ama, yani keşke daha çok, daha çok. Suçluluk duygusu yaratıyor. Tabii. O Allah yani kimseyi neden, öyle bir duyguyla baş başa bırakmasın, onun telafisi yok bence. Neden bunu söyledim? Çünkü o huzurevini konuştuktan sonra çok uzun süre hayatta kalamıyor. Yani onun ilgisi yoktur ama o sanki onun ilgisi varmış gibi üzülüyor.
Ama tabii ki onunla ilgisi yoktur ama bence zaten belli bir yaştan sonra insanlar çok hassaslaşıyor ve dünyaya bakışları da değişiyor. Onu duymak da incitmiştir o babayı. İncitmiştir diye de düşünüyorum. Yani buradan şimdi böyle şeyler yaşayan insanları üzmek değil niyetim. İnsanlar bazen mecbur kalıyorlar, yapamıyorlar. Tabii, yani şey diyemez, yaşam kalıyor. Şartları herkesin farklı farklı. Asla yargılamamak gerekir. Tabii. Büyük cümleler kurmamak gerekir. Kendi bakış açımızdan bakıyoruz biz. Kendi çerçevemizden. Ama bunu duymuşsa da o baba üzülmüştür çok da içten içe. Şimdi Singapur dünyanın en mutlu yerlerinden birisi. Ve mutluluk yerlerinden birisi ne biliyor musunuz? Şimdi orada devlet, diyelim siz bir ebeveyniniz var, anneniz veya babanız, yaşamış birisi, onunla yaşıyorsunuz. Devlet size onun tüm giderlerini karşılayacak kadar bir aylık veriyor. Destek veriyor. Destek veriyor ve aileler orada bir arada yaşıyorlar genellikle. Bir arada yaşamalarını anlamış şu bence İnce Hanım. Torun, baba, dede, anne hep birlikte. Çünkü bu inanılmaz bir yer bazen. Hocam zaten hatırlarsanız işte babaannelerimiz, anneannelerimizle bir aradayken onlar kiminle vakit geçiriyorlar? Torunlarla ilgileniyorlar ve yüzleri hep gülüyor. Daha mutlu oluyorlar. Kaygısız oluyorlar. Çünkü insan kendi çocuğunu yetiştirirken maddi kaygıları var. İşte onu hayata doğru hazırlayabilecek miyim? Kendi mesleki olarak uğraşları çok fazla, en yoğun olduğu dönem. Ama o aşamaya geçtiğinizde, büyük anne, büyük baba olduğunuzda, dede olduğunuzda, işte her neyse, biraz da artık hayata dair diğer kaygıları ötelemiş oluyorsunuz, tamamlamış oluyorsunuz ve o torunla ilgili onları düşünmesi gereken başka birileri var, sizin evlatlarınız, ama siz artık işin en tatlı kısmına geçiyorsunuz. Kuşakların bir arada yaşaması muhteşem bir şey bence, ya da en azından birbirine erişebilir alanda olması çok önemli bir şey. Ama öbür tarafa geldiğinizde de işte ekonomik olarak baktığınızda konuya, evler 2+1 diyelim. İnsanlar daha büyük evler yapamıyorlar. Maddi güçleri yok. Ya da bir arada yaşamak aile aile üstüne zor gelebiliyor. Yaşam şekli değişiyor. Tek başına maddiyat da çözmüyor konuyu aslında. Burada bizim gibi ülkelerin en büyük handikapı göç meselesi. Hep büyük şehirlerde yaşamak için, iş bulmak için, sanayinin olduğu yere, işin olduğu yere göç ediyor insanlar. Aileler Anadolu'da kalıyor. İşte tatillerde gidilip geliniyor. Sonra yanlarında yaşamaya çalışıyorlar ama ben yaşadığım yerde bakıyorum bazen. O büyükler ailenin yanına getirdiklerinde bu sefer onlar da yalnızlaşıyor. Tek başına kalıyor. Diğerleri çalışmak zorunda. Buna nasıl bir çözüm bulunur bilmiyorum. Keşke çok fazla göç etmeden, hani mümkün olduğunca daha yakın yerlerde çalışmak mümkün olsa ama. Şimdi burada aslında benimki biraz bence, hayalcilik galiba. Bence herhalde sosyolojik olarak da, psikolojik olarak da bu konuda çok çalışma yapılması gerektiğini anlıyorum. Kesinlikle. Çünkü şunu gördüm ben. İşte dede, büyük anne, torun hep birlikte yaşamaları durumunda o ailelerin çok daha mutlu. Yaptığım araştırmalar da bunu gösterdi. Aynen aynen. Zaten gözlemlerdi bunu ortaya. Çünkü bu bir aidiyet duygusu yaratıyor. Yani ve aynı zamanda bilgilenme yaratıyor. Tecrübe paylaşımına en çok ihtiyacımız tecrübe olan şey. Tecrübe paylaşıyor ve size hayatı öğreniyorsunuz. Kim olduğunuzu öğreniyorsunuz. Kim olduğunuzu? Kökler çok önemli. Yani onlar kök. İşte anne babanız dallarsa çocuklar da artık onların ucundaki çiçekler. Bir bütün. Yani o kökü kopardığınızda ne kadar besleyebilirsiniz kendinizi? Kesip atamazsınız yani. Onların yaşanmışlıkları, geçmişte olup bitenler bizi şekillendiriyor. Biz ister kabul edelim etmeyelim, belli bir yaştan sonra bizi yetiştirenlere benzemeye başlıyoruz. Evet. Oturmamız kalkmamız bile benziyor. Hatta ben 40 yaşından sonra insanların daha çok anne babalarına benzediklerini fark ediyorum. Eleştirdiklerini bile yapıyor insanlar. Hani öyleyiz gençken tabii. Daha eleştirel bakarız. Rol model oluyor bir. Tabii ki. Peki bir şey soracağım size. Rol model önemli midir başarıda? Siz mesela rol model olarak kimi aldınız kendinize? Birebir şu benim rol modelimdir dediğim biri yok benim. Ama tabii ki çok farklı insanlardan babanız, bunlar anneniz, babam, annem, babam mutlaka zaten onları söyleme zaten anlattığım için anlaşılmıştır diye düşündüm. Ama bu bir öğretmeniniz olur, öğretmeninizin bir davranışı. Bu bir kitap karakteri bile olabilir, ondan aldığınız bir hareket. Bu bir lider olabilir, onun hayat hikayesindeki duruşu. Farklı farklı etkilenmeden mutlaka olur. Tabii ki filmdeki hayali bir karakter bile size bir şeyler öğretiyor, anlatıyor. Aslında hayatın her anı bir öğrenme ve
alma bence. Evet. Karşılıklı olarak da tabii ki aynı şekilde de vermek. İşte farkında olanlar için. Yani bu binaya girdiğinizde tanıştığınız bir kişinin size bakışı, elinizi sıkışı, selamlamasındaki gülümsemesinden de bir şey alıyorsunuz. Ya da siz ona aynı şekilde ayaküstü bir şey katıyorsunuz. Aşağıda adres sorduğunuz birinin söylediği bir cümle aklınızda kalabiliyor ya da bir tavrı. Trafikte giderken bir bakıyorsunuz ya da yolda biri yerden bir çöp kaldırıyor. İşte içiniz ısınıyor ve o şekilde dikkat etmeye başlıyor belki bir tanesi. Böyle zaten yaşam bu değil mi Cengiz Bey? Yaşam bu. Hepimiz yaşam. Birbirimizle bir paylaşım yaşam. İçerisindeyiz. Şimdi, zaten mutlu eden de o, olmaması da mutsuz eden. Tabii. Einstein de bunun üzerinde çok duruyor. Diyor ki, yaşamını yitirmiş olan veya yaşayan diyor, herkese minnettarım diyor. Çünkü diyor, hayatıma diyor, bir düşünmeye başlasam diyor, kimlerin katısı olduğunu diyor, sınırsız sayıda insan çıkar diyor. Kesinlikle öyle. Biz, kim insanda şöyle bir şey var. Ya ben işte olmasam diye. Ya halbuki her insanın varlığı bizim için zenginliğimiz. Kesinlikle. Bugün üzerinizdeki bir elbisede bir düşünün. Kaç kişinin kaç emeği kişinin, var? Belki 100 kişinin emeği var. Tabii ki. Değil mi? Yani tabii bir başlayın. Tabii ki. İşte onun kumaşın, hayal eden, çizen, üretiminden, kesen, şeye, biçen, diken. Aynen. Yani insanoğlu sosyal bir varlıktır ve tek başına asla yaşayamaz. Bu kişisel gelişim kitapları çok moda biliyorsunuz. Şimdi onlar yine sosyal medyaya döneceğiz. O alanda da çok paylaşılıyor. Bu arada herkes ne güzel cümleler paylaşıyor. Herkes her şeyi biliyor ama yaşama geldiğinizde uygulama. Şikayet edilen noktalar onların olmaması. Orada bir ara hep böyle ben duygusunun çok altı çizildi. Halbuki bizim gibi toplumlarda özellikle sosyolojik yapı dediniz az önce. Tek başına bir mutluluk yok. Tek i̇şte diyelim ki bir takımı destekliyorsunuz. Sizin desteklediğiniz takım ligdeki en yakın rakibiyle şampiyonluk maçı oynuyor. Ve favori diğer takım ama sizin takım gol attı. Evet. Yani o gole bağlı şampiyonunuz. Ama o tribünde tek başınasınız. Buyurun işte. Bitti. O tribünde tek başına oturduğunuz ve stadın boş olduğunu düşünün. Şimdi, ama bir de bunun tam tersi. Sizin o coşkuya eşlik eden insanlarla izlediğinizi düşünün. Tabii işte bütün hadise bu bence. Çok güzel özetlediniz. Şimdi bir kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Yine devam edeceğiz. Neden ve nasıl devam edecek? Kısa bir ara. Sevgili seyirciler, neden ve nasıl devam ediyor? Çok değerli, çok özel bir konum var. Tekrar hocam hep böyle diyorsunuz ben onu sanıyorum. Yani şöyle, ya şimdi sizin benim için neden bu kadar değerli, önemli olduğunuzu da izleyicilerimle de paylaşayım. Sağ olun. Ben hayatta en önemli verdiğim şey şu. Bir insanın samimi ve mütevazi olması başarıdan da bir önce gelir. Ama siz hem başarılısınız hem de bunu kaldırabilecek kadar yürekli, cesaretli ve aynı zamanda da tevazu sahibi insansınız. O yüzden özelsiniz. Yani çünkü biliyorsunuz ben çok sayıda insan tanıdım medyada. Çok sayıda insan tanıdım. Ne yazık ki bazıları bu ün sahibi olduktan sonra o eski günlerini unutup kendi aynaya bakıp söyle bana benden daha güzeli var mı? Söyle bana benden daha iyisi var mı diye. Ün deyince ben çok uzun yıllardır ekran önündeyim. Yaptığım iş gereği de ekranda bir görünürlük var. Yani görüyor beni insanlar. Ama ben hiç ünlü olmadım. Siz de buna dikkat etmişsinizdir. Yani hatta ünlü olmamak için çabaladım. Ha şöyle tabii işimizi yapayım, işini kenarda durayım. Onun getirdiği tanınırlık elbette oluyor ama çok ortada olmayı yani da sevmiyorum. Yani ünlüsünüz ama ün peşinde koşmadınız. Evet yani ya böyle popüler bir isim olayım, çok ortalarda olayım. Şuna bilmiyorum katılır mısınız? Ben şöhretle ünü ayırıyorum. Ha. Siz şöhretli olmadınız, ünlüsünüz evet, ama. Evet tamam. Yani şöyle ün ben şöyle bir ayrım yapıyorum. Ün verilen emekler sonucunda varılan yerdir. Şöhret çok daha farklı bir şeydir. Hı. Yani her ne olursa olsun tanınmış olmaktır. Ben yaptığım işte beni çok insan bilsin diye o işi yapmadım. İşimi iyi yapmak için yaptım. İşimin bir TRT eğitimim var benim geçmişte. Orada meslek eğitimi aldım ve bize bunun kamuya dönük bir iş oldu. O kadar güzel öğretildi ki kurduğumuz her cümlenin bazı insanları etkileyebileceği ve sorumluluk sahibi olduğumuz bize çok iyi anlatıldığı için o bizim kulağımızda sürekli bir küpedir. Üzerinden 30 yıl geçse de hala o özeni göstermeye çalışarak öyle yapıyorum işimi ben. Daha çok izlensin diye inandıklarımdan vazgeçmedim. Aynen ilkelerimden vazgeçmedim. Ha, bu nedenle zaman zaman oyunun dışında kaldım ya da
ben oyunu bırakıyorum, böyle devam edemeyiz deyip geri çekildim, kenarda durdum. Ama bu bir tercihtir. Hepimizin hayatta tercihleri var. Bu kimseyi suçlamak değil. Benim de yapabileceklerim, yapamayacaklarım var. Duruşum da bu. İşimi yapıp, işimi iyi yapıp hayatımı da sürdürmeye devam ettim bir taraftan. Şimdi işte işinizi, hayatınızın bütün alanını kapsamasına izin vermediniz. Hı hı hı, yani bir doktor nasıl önlüğünü evet, yer, çalışıyor nasıl öyle. Bir avukat evet, işini evet. yapar. Bankacı nasıl bankaya gidiyor? Evet, yani benim sadece çalıştığım iş yeri daha çok insana ulaşıyor. Evet. Yani bankaya gelen, o bankanın da çalışan müşteriler biliyor oradakileri. Ama bizde de o ekranı açanlar tanıyor. Evet. Sayıda asaf fazla. Şimdi İnce Hanım, Boranüs biliyorsun neden ve nasıl. Evet, neden ve nasıl, ona bakıyorum sürekli. Her sabah uyandığımda kendime şu soruyu sorarım. Şimdi bunu da size de soracağım. Hı hı. Her sabah yanında benim, çünkü bir kabernota sözü var. Soruyu soran cevaptan kaçamaz diyeyim. Şimdi sabah uyandığımda kendime sorduğum soru şu: kime teşekkür etmeliyim? Hı hı hı. Siz kime teşekkür etmelisiniz? Buradan paylaş. Şu anda yine aile diyeceğim. Aileme teşekkür etmeliyim. Sevdiklerime, dostlarıma. Hayatıma giren herkese aslında. Neye şükretmeliyim? Yine aynı şey. Büyüdüğüm ortam, ailem, sağlıklı olmam, yeni bir güne uyanmam, aklımın başımda olarak yaşamımı sürdürebilmem. Kime minnettar olmalıyım? Kime minnettar olmalıyım? Mesela öğretmenleriniz olabilir. Tabii ki yine aynı sıralamayla gideceği için tekrara düşmek istemiyorum. Evet. Benim hayatımda giren, karşılaştığım herkese minnettarım. Bana kattıkları ile ilgili aileler, öğretmen, arkadaşlar, dostlar, çalışma arkadaşlarım, liste uzun. Evet. İnsan olan herkese minnettarım ben aslında. Siz bu üç tane bütün canlılara nasıl buluyorsunuz? Güzel ama birazcık benzer de geldiler bana ama birazcık bazı evet, yerlerinde. Yani belki doğru. Benim bakış açım öyle algılattı onları. Evet yani. Evet. Siz kime teşekkür ediyorsunuz? Ya ben her gün teşekkür ettiğim şey değişiyor. Ya bir defa yani şeyi açıyorum, kapıları, pencereleri. Bu kadar güzel bir doğaya sahip olduğumuz için. Çiçeklere evet. Yaradan'a teşekkür ederim. Yaradan'a teşekkür. Sağlıklı, ayağımı yere basma gücüm olduğu için. Evet. Teşekkür ederim, sağlıklı olduğum için. Dediğiniz gibi aileme, arkadaşlarıma, dostlarıma kimler gelmiyor ki aklıma? Evet. Çünkü bir soruyu sorduğunuz zaman bence o kadar çok şey geliyor ki. Tabii düşünme sürenize bağlı olarak da değişebiliyor cevap. Ve bu sizi akşama kadar adeta bir vitamin gibi ayakta tutuyor. Besliyor. Kendinizi o kadar çok iyi hissediyorsunuz ki. Çünkü bununla başlıyorsunuz güne. Minnettar olmakla başlıyorsunuz. Teşekkür etmekle, şükretmekle başlıyorsunuz ve bu sizi müthiş derece zenginleştiriyor. Yani bütün gününüz sizin başka bir şekilde ilerliyor. Zaten nasıl uyandığınız çok önemli. Yataktan nasıl kalktığınız çok önemli. Yani olumsuz başlamışsanız ne yazık ki olumsuz devam ediyor. Sabahın bir saat, hani o iştar vakti denen bir saat dilimi var ya hocam. Evet. Gün yeni doğuyor ve onun sonrasında. Orada muhteşem bir enerji var. Evet. Orada kalkıp böyle camları açıp gökyüzünü seyrettiğinizde o gün gerçekten daha pozitif ve iyi hissettiriyor insana. Ben bunu kesinlikle tecrübe ediyorum ve deniyorum yani. Kesinlikle. O muhteşem bir saat dilimi. Daha doğa yeni uyanıyor. Bütün canlılar yeni kalkıyor. Gün başlamamış. Evet. Herkes işte pek çok insan uykuda aslında o saatte. Çok değişik bir enerji var o saat diliminde. Şimdi sabah gün doğarken ki kuşlarla. Evet, onlarla uyanmak zaten. Daha sonra 9-10 gibi gelen kuşlar tamamen farklı. Farklı, onlar da farklı. Sabah mesela bütün o erken çok güzel öten kuşlarla karşılaşıyorsunuz. Bahçeye çıktığımız zaman ilk böyle şey, hava daha temiz oluyor, daha oksijen, daha bol oluyor. Yani aslında onların sesini duyarak uyanabiliyorsanız şanslısınız tabii ki. Aslında mutluluk, yani ben mutluluğu soracağım da. Şimdi mutluluk aslında herhalde çok kolay ve de çok zor. İşte az önce dedim ya, mutluluğun tanımı da. Evet, mutluluğun tanımını da. Mutluyum. Yani çok şükür mutluyum. Neden ama çok da üzgünüm hani yaşadıklarımı. Aynı yere dönüp duruyorum. Evet, üzüntülü bir şey var, yüreğim yanıyor. Hala acım gitmedi ama onun dışında bana sorduğunuzda evet, ben mutlu bir insanım. Çok şükür. Şimdi ben hep bakın mutluluk tanımını tamamen değiştirdim. Hı-hı. Yani yazdığım kitapları da bunu belirttim. Mutluluk sürekli gülmek değil. Mutluluğun içinde hüzün de var. Elbette acı da var. Hepsi var. Paket. Hayat bütün. İçinde işte kahrolmak da var. İşte her şey var içinde. Mutluluk yoksa siz Heraklit'in dediği gibi yani karşıtlıklar olmadan
hiçbir şey var olamaz. Kıymet de yok. Üzüntü olmadan mutluluk olmaz. Aynen. Yani o yüzden hani ben mutluluğu böyle şeyle karıştırmamak gerekiyor. Ya ben 24 saat güleceğim abi, eğleneceğim. Oo ne güzel. Evet. Böyle bir hayat da yok zaten. Mutluluk farkındaysanız, evet. Yani ne olup bittiğini algılayacak bir durumdaysanız, evet. Ve kıymet biliyorsanız, işte sevginin kıymetini biliyorsanız, saygının kıymetini biliyorsanız, üretmenin kıymetini biliyorsanız, vefanın kıymetini biliyorsanız, dostluğun kıymetini biliyorsanız, başınızı yastığa koyduğunuzda huzurlu olmanın nasıl büyük bir nimet olduğunu biliyorsanız, insanlardan çıkarsızca bir şey beklemeden ilişki kurabiliyorsanız, hayat size bunu öğretmişse ve siz bunu ayakta tutabiliyorsanız, ve bu şekilde insanlarla da diyalog halinde yaşıyorsanız, işleriniz de kötü gidebilir zaman zaman. Ekonomik olarak zor durumda da olabilirsiniz. Kayıplar da yaşayabilirsiniz. Ama bunların sonunda eğer gerçekten bu ilk başta söylediklerimi bence fark edebilecek durumdaysanız zaten mutlu oluyorsunuz. Mutlusunuz. Demin de dedim ya, mutlu olmak almak değil. Mutlu olmak hep bir takım pozisyonlara sahip olmak demek değil ki. Yani işte siz oradaki o kuşa, o çiçeğe saygı, sevgi duyuyorsanız onu gördüğünüz anda mutlu oluyorsunuz. Ben sabah işte bakıyorum çiçeklerime, konuşuyorum. Aa işte biri büyümüş, bir tomurcuk açmış. Mutlu oluyorum. Rengine bakıyorum. Mutlu oluyorum. Yani ben ağaçları çok severim. Ormana gittiğimde yani böyle ağaçlara selam veriyorum, konuşuyorum. Kesinlikle, kızım diyor ki, kızım psikolog benim bu arada. Anne, psikolojide bunun bir adı yok ama ben bunu senin için doktora konusu olarak araştıracağım diyor. Şimdi ama bence en temel şey, az önce dedik ya, sadeleşmek, ya öze dönmek. İnsan nedir ki Cengiz Bey? İnsan dediğiniz şey nedir? Konumuz bu değil. Ha, konu bu zaten. Konuk olarak geldik. Evet, yani o zaten meselemiz de o aslında. Bütün hayatın temelinde olan o. Evet, bütün o yaşam boyunca çabalar, koşturmalar, geliyorsunuz. En sonunda kendinizle kaldığınızda iç huzurunuz varsa... Sizin kafanızı kurcalayacak bir şeyleriniz yoksa, evet, cennettesiniz. Ben zaten cennet ve cehennemin bu tarafta da olduğunu inanan biriyim aynı zamanda. Şimdi Japonya'da Okinawa diye bir eyalet var, biliyorsunuz. Zaten Japonya'ya gittiniz. Evet. Orada mesela Ogimo diye bir köy var. Orada mesela kadınların ortalama yaşı 90. Şimdi ve orada en önemli özellikleri şu, gülümseme, evet, temel şey. Bir de amaç. Kafaya bir şey takmıyorlar değil mi? Gülümseme tabii çok önemli bir zenginlik. Yani gülümsediğiniz zaman aslında sadece karşı tarafa gülümsemiyorsunuz. Aynen, hayata kendinize gülüyorsunuz. De, hayata kendinize de gülümsüyorsunuz. Şimdi orada en önemli şeylerden bir tanesi, yine Okinawa'da yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Herkesin bir amacı var. Kimse hani emekliye ayrıldım, gideyim abi bir iş yapmayayım demiyor. Mutlaka bir şey yapıyorlar. Ve burada yine Japonca'da ikigai diye bir şey var, biliyorsunuz. Hayatın amacı, hayatın anlamı. Şimdi şuna katılır mısınız bilmiyorum. Yani bir insan neye sahip olursa olsun, eğer bir amacı yoksa geleceğe dair, mutlu olamıyor. Hani üretmek diyebiliriz bunun karşılığında. Evet, İlla üretim yani. Dediğiniz şey her zaman gidip bir masada oturmak, bir ofis yönetmek, evet, bir ofiste çalışmak ya da başka bir iş içerisinde olmak değil ama hayatın içerisinde belli üretimler yapabiliyorsanız, hayata bir değer katabiliyorsunuz, kendinize bir şeyler katabiliyorsanız, işte o da mutluluğu getiriyor zaten, sizi besliyor. Öbür türlü amaçsız hale geliyorsunuz. Olsun. Bu üretim bazen aile içerisinde aldığınız bir rol de olabilir. Evet. Peki, şimdi ben yine yaptığım araştırmada şunu gördüm. Bir insanı bir şeyin az olması da çok olması da mutsuz ediyor. Denge. Evet, şimdi bir lagom diye bir sözcük var. İsveççe'de galiba lagom, yeterli anlamında, yani yeterli. Bu bana yeterli diyor. Yani bu o kadar önemli bir şey ki, yani sahip olduklarınız yeterliyse siz mutlu oluyorsunuz. Aslında ihtiyaçları karşılamak, fazlası hep zarar. Fazlası, bu bizim kültürümüzde de pek çok atasözümüzde de vardır zaten. Ama biz yaşama şekli olarak, şimdi hep konular tabii, konuştuğumuz başlıklar aslında uzun uzun konular, kısa kısa geçiyoruz ama işte o tüketim toplumunun bize dayatmalarıyla birlikte daha fazla. İşte bir tane var, bir tane daha, bir tane daha. Hep bir tüketim çılgınlığı içerisindeyiz. O azın çok olduğunu unuttuk. Azın çok olduğunu. Yani ihtiyacım neyse o kadar. İhtiyacım. Kalabalıklar yoruyor bizi, farkında değiliz. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada biz bir psikolog arkadaşımızla, evet, programa davet edeceğiz. Yönetmenim, eğer beni duyuyorsanız ya da siz söylerseniz, psikolog Geliz Arda'yı bu arada Skype'a bağlayabilirsek lütfen
iletirseniz memnun olurum. Onu da değerlendirelim. Ve akran zorbalığı. Neyi konuşacağız hocam? Akran zorbalığı. Evet, çok önemli bir konu. Okullar yeni açıldı. Çok önemli bir konu. Yine bir şey daha sizinle paylaşacağım orada Skype bağlanırken. Hacıhan Bey, duyuyor musunuz beni acaba? Sesim geliyor mu? Şimdi sadeleşme çok önemli bir şey. Yani insanın hayatının herhalde en önemli zenginliklerden birinin sadeleştirmek olduğunu düşünüyorum. Yani siz az çok dediniz ya, aslında azaldıkça zenginleşiyorsunuz. Evet. Eşyaları azalttıkça. Evet. Mesela ya ben şunu diyorum, hani çok mutsuz insanlar, ya önce gidin diyorum bir gardıroptan başlayın. Diyorum. Evet, ayıklayın evinizi önce diyorlar gardırop, zaten. Önce değil mi oradan başlayın. Yani bakın bir yıldır hiç giymediğiniz giysiler varsa bunu önce bir çıkartın, onu ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Paylaşın diyorum yani. Ondan sonra bir sadeleştirmeden sonra mutlu muyum, değil miyim diye sormaya başlayın. Gerçekten ihtiyaçsa almak gerek. Gerçekten ihtiyaçsa almak gerekiyor. Hazır mı bağlantımız? Bağlantımız hazır olursa çocuklar, bağlantı hazır olunca yapacaklar, uyaracaklar. Peki ben şunu sorayım size. Şimdi İnci Hanım, bir insanın başarılı olması için üç tane madde say desem, siz ne dersiniz? Başarılı olması için. Üçten fazla da olabilir. Bir kere önce ne yapmak istediğini, gerçekten ne istediğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani yolunu çizmesi anlamında. İkincisi elbette ki bunun için emek harcamak, kendini çok iyi donatması, hazırlaması gerekiyor. O iş ya da başka bir olay, bir konu neyse. Evet. Başarı illa bir işle ilgili değil. Yani başladığınız herhangi bir şeyi sonuçlandırmak. Kararlı olmak, seçimi doğru yapmak yani. İkincisi onun için gereken şartları oluşturmak, hazırlıkları yapmak. Üçüncüsü de sonuçlandırmak, vazgeçmemek. Bitirmek. Geçenlerde Mimi Sekman'la bir sohbet ederken şey dedi, Türkiye'de artık aslında başarılı olmak çok kolay. Çünkü pek çok insan başladığı şeyi bitirmeden yarıda bırakmaya başladı. Bitirdiğinizde zaten başarılı sayılıyorsunuz. Bitirmek bile bir başarı oldu başlı başına diye. Peki yani şu da çok önemli mi acaba? Bir insanın hani ben mesela hukuk fakültesini bitirdikten sonra anladım bu mesleğin bana uygun olmadığını, avukatla başladıktan sonra anladım. Yani başlangıçta o konuda hangi mesleği seçecekseniz o konuda yeterince bilgiye sahip var mı? Gerçekten ben bunu uygun aslında bu bence günümüzün de sorunu. Bizim kuşakta da aynı şey vardı. Ben İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. İşletme bölümü mezunuyum. 3 ay bir fabrikada üretim planlama biriminde çalıştım. Evet, 3 ay orada çalıştım. Hadi keyif aldım ama hayır, bir ömür yapmak istediğim iş bu muydu? Değildi. Ama spikerlik kursuna gittiğimde o yayıncılığa dair kavramlar, sürekli yeni insanlar tanımak, onlarla sohbetlerde bir şeyler öğrenmek bana müthiş bir haz veriyor. Onu fark ettim ve bu alanda ilerledim. Günümüzde de pek çok genç arkadaşın sıkıntısı bu galiba. Ne istediklerini bilmeden, işte emin olmadan ya da bir üniversite okuyorlar ama çıktıklarında bambaşka işler yapıyorlar. Ne istediğini önce bilmek. Aynen, ne istediğini bilmek ama o da herkesle aynı yaş diliminde oturmuyor bence Cengiz Bey. Yani bence araştırmaları gerekiyor. Şimdi herhalde kısa bir ara vermemiz gerekiyor mu, yoksa hemen direkt bağlayabiliyor muyuz? Şimdi Yeliz Hanım herhalde ekranda mı Yeliz Hanım? Ha tamam, Yeliz Hanım geldi. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Duyuyor musunuz beni? Ha tamam. Benim değerli sevgili arkadaşım Yeliz Arda, psikolog Yeliz Arda. Evet. Şu anda stüdyoda İnci Ertuğrul var, İnci Hanım var. Değerli dostumuz, değerli arkadaşımız. Yeliz Hanım merhaba. Merhabalar İnci Hanım. Biraz dinledim. Yemin Sekman'la ilgili paylaşımlarınız oldu. Ben de çok seviyorum kendisini. Benim hayatıma da olumlu yönde dokunmuştur. Hatta 35 yaşından sonra da psikoloji okumama sebep olmuştur kendisi. Öyle mi? Çok güzel. O zaman biz Mimi Sekman'da kısa zamanda stüdyoda görmek isteriz ya. Evet, çok iyi olur bence de. Şimdi Yeliz Hanım benim çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. O da yine benim açıkçası dostlarımda aradığım en önemli özellik tevazu ve samimiyet. Yani başka bir şey istemiyorum. Kimseden bir çıkar beklentim yok. Yani egosunu yenen insan benim baş tacımdır. Hocam samimiyette samimiyseniz gibi garip bir laf kuracağım, cümle olacak söyleyeyim ama gerçekten zaten samimiyseniz işin büyük bir kısmı halloluyor. Halloluyor. Ondan sonra çok kolay. Tamam. O ilişkileri yürütmekte de kolay, çalışmakta da çok kolay ama gerçekten varsa o değer. Peki Yeliz Hanım, şimdi alakasız olacak ama siz mesela bir psikolog olarak
Evet. Buyurun. Karşıdaki insanın samimi olup olmadığını beden diline anlıyor musunuz? Artık hani biraz mesleki eğitimlerden sonra hissedebiliyorsunuz. Hani gözlerini kaçırıyor mu, yoksa konuya hakim mi? Gerçekten seni dinliyor mu? Belki cevaplarla zaten konuyu dinleyip dinlemedi, beni dinleyip dinlemedi ortaya çıkıyor bir süre sonra. Evet. Anlıyorsunuz ki bu gerçekten derinden sizi dinlemiyor. Çok da zaman ayırmıyor. O yüzden sonra siz de diyorsunuz ki evet çok fazla anlatmaya gerek yok konuşmaya. Çok fazla gerek yok deyip biraz duruyorsunuz, kenara çekiliyorsunuz. Evet. Biraz mesleki olarak da aldığımız eğitimler ve araştırmalar, danışmanlar üzerinde de tabii ki gözlem yapma şansımız olduğu için daha hızlı anlıyoruz diyelim. Evet, bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim, araya gireceğim ama. İstafla. Şimdi Yeliz Hanım, insanlar bu beden diliyle ilgili okumalarını da artırıyorlar. İşte videolar izliyorlar falan. İşte yalan söyleyen burnuna dokunur. Mesela yalancılar ellerini aşağı koymaya başladı. Ben dikkat ediyorum buna. İşte göz teması kurun, böyle bakışlar falan yapmaya başladılar. Bakın göz teması kuruyorum, gözümü kaçırmıyorum. Biraz onlar da kendilerini geliştirmeye başladı ama oradaki donelerden biri de, ben de kendi alanımla ilgili söyleyeyim. Mesela sesin tınısından anlıyorsunuz çoğu zaman. Oo. Sesin bir rengi var, tonu var, bir de tınısı var. Duyguyu yansıtan şey. Oradan da fark edilebiliyor çok rahat. Ya ben hatta bazen şöyle oluyor, birisi telefonla konuşuyorum. Diyorum ki sonra eşime, ya diyorum ben bu kişi hakkında bir roman yazabilirim. Şimdi ses hakikaten var değil mi? Yazarım, ses de çok şey. Kesin. Çok doğru. Çok şey, çok şey veriyor. Sesin İnce Hanım'ın dediği gibi tınısı. Yani şu anda nasıl gerçek konuşuyoruz değil mi? Yani karşılıklı. Evet. Ciddi bir şekilde konuşuyoruz. Birbirimizi evet. dinliyoruz, anlıyoruz, yorum katıyoruz. İşte bu gerçek dinleme. Tabii. Ama evet, haklısınız deyip geçiştirmiyoruz. Tabii. Evet. O yani geri dönüşlü gerçek. Şimdi ben tabii süremizi de hani iyi kullanmak adına asıl konuya geçmek istiyorum Yeliz Hanım. Şimdi bu bu öneri sizden geldi. Ben de çok önemsedim. Bu akran zorbalığı konusunu bugün evet. sizinle konuşmak istiyoruz. Şöyle ben size soru sorayım ve siz bunlara... işte mümkün olduğu kadar kısa yanıtlar verirseniz daha çok soru sorabilirim. Aile içi iletişim ve özgüvenli çocuk yetiştirmek için, çocukları yetiştirmek için ne yapmalı? 1-2-3'te diyebilirsiniz. Evet. Yani böyle hani kolay, ben anlarsam zaten herkes anlar. Benim anlayacağım bir dille anlatırsan çok memnun olurum. Canım hocam, bu akran zorbalığı dediğiniz gibi artık bizim ekosistem... Böyle ben önce şunu sordum, Yani aile içi iletişim ve tabii, özgüvenli çocuklar. Pardon, özür dilerim, Evet, zaten çünkü akran zorbalığımız aslında birbirine çok bağlantılı. Çünkü çocuklar görmediği, tanık olmadığı bir iş ama böyle davranışı sergilemezler. Evet. O yüzden aile içerisinde çocuklar ilk sosyal deneyimini kazanırlar. İlk güvenli alanını yaşamaya başlarlar anne babayla. İşte aile içerisindeki ilişkiler, iletişim ne kadar tutarlı ve güven odaklıysa çocuklar da daha özgüvenli, daha huzurlu, daha mutlu oluyor. Tabii bu özgüven kısmında biraz açmak istiyorum, özellikle ailede çocuk yetiştirirken. Biraz bunu karıştırıyorum, biraz şımarıklıkla karıştırılıyor gibi geliyor bana aile yapıları içerisinde. İşte her şekilde, her yerde istediğini söyleyebilmek özgüven olarak algılanıyor ama özgüven dediğimiz hani bizim özümüz, özümüzdeki biziz anlamında. Yani ben kimim? Yapabildiklerim ve yapamadıklarımla ben özgüven geliştiriyorum zaten. Yapabildiğim becerileri de bilmeliyim. Yapamadığım becerileri geliştirmem gereken becerileri de çok iyi bilmeliyim. İşte az önce konuştuğunuz gibi aile bunu çok iyi fark edebilmeli. Aile çocuklara sağlıklı iletişim kurabilmeli. Önce anne baba sağlıklı iletişim kurmalı ki çocuklara rol model olma açısından. Çünkü çocuklar söyleyerek, okuyarak, araştırarak daha çok değil de gözlemleyerek, yani kesinlikle, bunu rol model alarak işlerler hayatlarında ve dolayısıyla duygusallık gelişimi açısından ve toplum duygusallığı, toplumdaki yeri açısından da aile içi iletişim çok çok önemli. Burada tutarlı olmak dedik mesela. Bazen iyi polis, kötü polis oluyor anne baba arasında. Bunların olmaması çok önemli. Tabii ki sadece fiziksel şiddet değil, sözel şiddetin çok fazla arttığını gözlemliyoruz. Özellikle kıyaslama konusundan bahsetmek istiyorum. Bir çocuğa verecek en büyük ceza diye düşünüyorum kıyaslama konusu. Bak, çok önemli bu. Yok sayıyorsunuz,
varlığını yok sayıyorsunuz, öz değerini, öz saygısını yok sayıyorsunuz. O yüzden kıyasladığınız zaman çocuğunuzu koşullu sevmiş oluyorsunuz. Biz hep söylüyoruz, çocuğumuz ne olursa olsun koşulsuz sevilmeye layık, koşulsuz sevgimizi verebilme göstergesinde sağlamak zorundayız ki o çocuğumuz özgüvenli bir birey, topluma, vatanına hayırlı bir birey olarak yetişti. Şimdi ben aklıma geldi de onu sizinle paylaşmak istiyorum. Birçok şimdi konuk diyor ki bana önceden soruları gönder diyor. Ben diyorum ben de bilmiyorum ki ne soracağımı. Şimdi Yeliz Hanım benim çok merak ettiğim bir şey var. Siz bunun bu konuda uzmansınız ve buna çok beni tatmin edecek bir yanıt vereceğinizden eminim. Şimdi ben hep şunu çok düşünmüşümdür. Bir çocuk dünyaya geliyor, iki çocuk dünyaya geliyor. İkisi aslında masum değil mi? Birisinin evet, ailesi birisinin ailesi onu çok güzel sevgiyle büyütüyor. Diğerinden mesela diğer de ne yapıyor da o çocuk şiddet uygulayan bir vahşet haline dönüşüyor. Böyle bir başkana zarar veren bir hale dönüşüyor. Bütün canlılara zarar veren bir hale dönüşüyor. Orada yani toplumsal da bir hata var mı yoksa sorun aile yetiştirirken yapılan hatalar mı? Bunu sizden bunu merak ediyorum bu yanıt. Evet. Biz hep söylüyoruz 0-6 yaş çocukların kişilik gelişiminin %80-85 oluştuğu bir yaş. Yani aile içerisinde daha böyle okul hayatı başlamadan şimdi gerçi tabii yavaş yavaş başlanıyor ama daha çok aile içerisinde anne babayla iletişimde ya da bakım verenle iletişimde olduğu bir yaş. Yani kişiliğinin zaten anne baba karakter özellikleriyle dünyaya geliyoruz. Anne babanın tutumlarıyla da kişiliğimiz 0-6 yaş, 0-7 yaş civarında oluşmuş oluyor. Burada tabii anne baba ilk çocuktan sonra bazı değişimler de yaşıyorlar. İki çocuk veya üç çocuk olduğu zaman çocuklara kıyaslama da yapılabiliyor. Burada yine anne baba tutumları ve sevgisini eşit derecede verememe durumundan bahsedebiliriz. Evet. Özellikle ilk çocuktan sonra anne baba çok fazla bilgiye sahip değil, deneyim sahibi oluyor. Ve ikinci çocukta aslında anne baba biraz değişmiş, gelişmiş de oluyor. Hep bunu biraz sorarlar bana. İki kardeş neden çok farklı diye. Aslında anne baba da değişmiştir. İlk çocuktan sonra, üçüncü çocuktan sonra ya da dördüncü çocuktan sonra. Onlar da bir gelişime evresi geçiriyorlar çocuklarla beraber. Burada tabii sevgi, şefkat ve koşul sevgiden bahsedebiliriz. Tabii annenin, birçok annenin yaşadığı bir durum var. Lousa sendromu dediğimiz. Üçte biri ilaçla tedavi oluyor. Üçte biri bunu fark etmiyor. Üçte biri ise intihar düşüncesi bile yetmiyor. O yüzden o bir yaş ve iki yaş çocukların sevgi, güven, şefkat anlamında anne babaya en ihtiyaç duyduğu yaş dönemi. O yüzden bazen söylüyorlar yani ağlarsa alışır, odasını bırak, alışsın. Hayır, çocuk ağlıyorsa anne babaya ihtiyaç duyuyordur. Özellikle anne şefkatine doğduğu andan itibaren. Özellikle iki yaş çok önemli bir yaş, bir yaş, iki yaş. Burada çocuk dünyayı annenin sevgisiyle, şefkatiyle diyor ki dünya güvenilir bir yer. Eğer bu ihtiyacı karşılanmıyorsa, anne baba tarafından sevgisi, şefkat verilmiyorsa... O zaman çocuk diyor ki dünya çok tehlikeli bir yer, önlemini almalısın, kendini korumalısın bilinçaltına yerleştiği için. Daha sonraki hayatında da yetişkin olduğunda da duygusal anlamda, ilişkiler anlamında dünyaya karşı çok fazla güvensiz olabiliyor. Bu şiddet konusu ise tabii ki evde bir şiddet varsa, buna tanık oluyorsa, çocuk buna maruz kalıyorsa biliyorsunuz şiddet evde öğrenilir eylemle. Zaten dışa vurulur. Mutlaka evde bir şiddet unsuru vardır. Yani aile içerisindeki bazen bir söz bile çok etkili olabilir. Fiziksel şiddet olmasa bile çocuğa söylenen bir ifade, bir kıyaslama, bir kıskançlık veya kardeşin kıyaslanması çocukta yoğun öfke duygularını besleyebilir. O öfke duygularıyla fark edilmiyorsa da o çocuk işte yavaş yavaş sosyal hayata girdiğinde de okul hayatı başladığında da o akran zorbalığı dediğimiz akran zorbalığını uygulayacak çocuklara dönüşebiliyorlar. Peki akran zorbalığına maruz kalan çocukların aileleri ne yapmalı? Bu konuda nasıl bir önlem alabilir veya çocuklarına bu konuda nasıl yardımcı olabilirler?
Aslında çok çeşitleri var. Özür dilerim galiba biraz da şeyle ilgili sanıyorum. Akran zorbalığı deyince bir iki gün önce bir video vardı. Küçük yaşta aynı yaşta kızlar başka bir kız çocuğuna hem fiziksel şiddet hem psikolojik şiddet hem de farklı alanda şiddetler uyguluyor. Artık bu akran zorbalığının galiba çeşitlerini de biraz konuşmamız lazım. Sosyal medyada da değil mi? Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla, tehditlerle de çok farklı boyutlara geliyor artık. Tabii. Hani nasıl bir önlem alın? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Diyelim ki benim çocuğum bir akran zorbalığına maruz kaldı. Ne yapmalıyım? Çünkü karşıdaki de çocuk neticede. Bir de anlayamayabiliriz en başta belki. De anlayamayabiliyor tabii. Ha, buyurun lütfen. Akran zorbalığını uygulayan çocuk var. Mağdur çocuk var. Bir de buna seyirci kalan çocuk var. Evet. Üç başlık halinde inceliyoruz biz genelde. Şimdi mağdur olan çocuk zaten psikolojik sorunlar, uyku problemleri, akademik başarıda düşüş yaşıyor. Ama genelde mağdur olan çocuğun tedavi süreci konuşulur ve ona nasıl yardımcı olacağız diye konuşulur. Ancak akran zorbalığını, o zorbalığı gerçekleştiren çocuk üzerine de biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü bazen bu zorbalığın altında sessiz çığlıklar yatabiliyor. Yani bu zorbalığı davranışa dökerken çocuğun özgüven sorunu yaşayabilir, evde şiddet görüyor olabilir, başka belki cinsel istismara maruz kalıyor olabilir. Aslında sadece mağdur çocukla değil de zorba olan çocuğumuz, yani o şiddeti uygulayan çocuğumuzun da bence destek alması çok çok önemli. Bazen de anne babalar işte benim çocuğum zorba değil, şiddet aslında evde de bize bunları yapıyor deyip çok fazla geçiştirebiliyorlar. Aslında evde mutlaka bir şiddet unsuru vardır, bir maruz kaldığı bir durum vardır. Ya da özgüven sorunları yaşıyordur aile içerisinde ya da sosyal çevrede bir kabul görmek istiyordur. İşte özgüven düşüklüğü yaşayan çocuklarda daha çok bunu görüyoruz. Bununla beraber tabii mağdur çocuğun öncelikle güvenli bir ortam oluşturmak çok önemli. Daha çok biliyorsunuz okul hayatında yaşanıyor bu durumlar. Şimdi tabii sosyal medya üzerinden siber zorbalık da çok fazla artmış durumda İnce Hanım'ın dediği gibi. Evet. En fazla zaten 11 ile 16 yaş grubunda özellikle bu siber zorbalık artmış durumda. Yani iki şekilde de bazen seyirci olan çocuk da destek almalı. Bakın çocuğumuz eğer okula gitmek istemiyorsa, akademik başarıda bir düşüş olduysa, çekingen davranışlar sergiliyorsa, uykusuzluk problemleri yaşamaya başladıysa, ilkokul çocuğuysa alt üst atmaya başladıysa aslında çocuğumuz zorba değildir belki. Zorbalığa maruz kalmamıştır ama zorbalığı görmüştür. Seyirci olarak izlediyse psikolojik olarak da ruhsal anlamda da rahatsızlık hissediyordur, suçluluk hissediyordur. Bunun da tepkileri, davranış biçimleri bu şekilde olabilir. Çünkü çocuklar birbirlerini taraf olmaya da zorlayabiliyorlar. Bu da aslında zorbalığın bir başka türü değil mi? Evet, taraf olmaya da zorluyorlar. Evet, çok doğru, aynen. Çok doğru. Bir gruba ait olmak istiyor. Evet. Özellikle lise grubu biliyorsunuz. Kimlik oluşumunda sosyal hayat onlar için çok önemli. Arkadaş ortamı, arkadaşları tarafından kabul görmek çok çok önemli. Evet. O yüzden mağdur çocukla hani zorbalığı gerçekleştiren çocuk ayrıca ele alınmalı, değerlendirilmeli. Okul ortamında güvenli ortam sağlanmalı. İşte tam da bu noktada ben nezaket projelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Özellikle okul ortamında yani akrep zorbalık kelimesini kullanıyoruz ya, biraz böyle nezaket elçisi olalım, nezaketi konuşalım istiyorum. Derslerde, etkinliklerde, hem okul hayatında, hem ev ortamında, aile ortamında biz nezaketle nasıl davranabiliriz? Aslında bu nezaket kelimesini kullanırken çocukların duygusal zekalarının geliştiğini biliyoruz. Bu bir beceri. Bu beceriyi aslında hep zorba kelimesini bence biraz erteleyelim de o nezaket elçisi olma, işte nezaket kulüpleri kuralım okullarda veya aile içerisinde böyle çalışmalar yapalım diye düşünüyorum. Pozitif. Yani pozitif yandan bakmak. Pozitif bu çok yani önemli söylediğin. Çünkü olaya pozitif yönden bakmak aslında çok daha doğru bir şey. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Önce negatif algıya oluşup onunla mücadele etmek yerine. Ama galiba özür dilerim Yeliz Hanım araya gireceğim ama az önce Yeliz Hanım en başta söyledi zaten. Çocuklar ailelerin birer küçük modeli başlangıçta. Evde ne görüyorsa, ne yaşanıp neye şahit oluyorsa çocuk da onu davranışıyla sergiliyor.
trafikte bu kadar evet. birbirine kaba saba davranan, bağırıp çağıran, işte başka sokaktaki dilin kabalaştığı, siyaset dilinin bu kadar kabalaştığı, toplumsal hayatın bu kadar sertleştiği bir ortamda çocuklar da ister istemez aynı dili kullanmaya başlıyorlar. Çocuk evde maruz kalmasa bile babasını ya da annesini telefonda konuşurken duyabiliyor. Anne evet. baba yöneticisiyle, patronuyla konuşurken güzel konuşuyor ama telefonu kapattıktan sonra arkadan belki küfrediyor. İşte bunlara maruz kalıyor. Yani çocuk bunları görüyor, gözlemliyor. Bu şekilde zaten belki çocuğunuza bunu uygulamıyorsunuz ama sizin beden dilinizde, sizin davranışlarınızı kopyalıyor. Yani çocuklar görmediği, tanık olmadığı ve yaşamadığı bir şeyi davranış olarak sergilemezler. Peki Yeliz Hanım, özür dilerim bir şey soracağım. Şimdi biz biraz önce İnce Hanım'la bu konu üzerine çok durduk. Şunu soracağım size. Şimdi bir evde büyük anne, büyük baba, yani aynı evde olmasalar da daha sık görüşmeler falan, çocukları olumlu etkiliyor mu? Bir şey söyleyebilir miyim? Yine araya gireceğim ama yaşadığım bir olay geldi aklıma. Benim bir kızım var Yeliz Hanım. İnşallah yüksek lisansı bitirsin. Sahra sizin meslektaşınız olacak şu an klinik psikoloji tez aşamasında. O yüzden sizi çok dikkatle dinliyorum, çok keyifle. O 2,5-3 yaşlarındaydı. Anneannesine aninoş derdi, babaanneye de mamoş derdi. Anneannesiyle bir telefon konuşması yapıyor benim yanımda. Ben de işte o anda mutfakta oyalanıyorum. Vedalaştı ama telefonu kapatmıyor. Telefon elinde. Sahracığım kapatsana, bana böyle yapıyor. Sahracığım konuşuyor mu anneanne? Niye kapatmıyor? Henüz kapatmadı. Bak ne karşıda bir büyük var, bir anneanne var ve ben Sahra'ya cümle olarak karşıdaki büyük kapatmadan işte telefon kapatılmaz demedim ama bunu gördü Sahra. Gördü, evet, hani ne görürlerse, ne kadar işte çok deminki güzel. Sohbetimizde de söylüyor. Anne baba olmak gerçekten çok zor. Dünyanın en güzel şeyi ama en zor şey aynı zamanda. Özür dilerim araya girdim ama hocam. Estağfurullah. Yani şey bu büyük aile, yani çocukların büyük anneyle büyük babayla görüşmelerinin üzerinde olumlu etkisi oluyor mu çocukların üzerinde? Kesinlikle oluyor ama tabii ki anne baba otoritesi burada çok önemli. Eğer anne babaya ihtiyacı var çocuğun. O başka. Tabii yani artı olarak diyorum ben. Sesinde hani bakım veren anneanne, babaanne bunları çok güzel yapıyorlar aslında. Onlara sevgi, şefkat. Çünkü zamanları çok geniş anneanne, babaanne, dedelerin. Onlarla oyun oynuyorlar. Onlara saygı olmayı öğretiyorlar. Kültürümüzü, geleneklerimizi aslında öğretmeye çalışıyorlar. Tabii burada ne kadar sıklıkla görüştüğü çok önemli. Evin içerisinde çok fazla müdahale var mı? Ya da anneanne, babaanne geldiğinde anne babanın davranışları nasıl oluyor? Ya da arada aile çatışmaları yaşanıyor mu? Aslında bunlar da çok önemli. Olumlu tarafından düşünürsek bu çok güzel kültürel bir zenginlik oluyor. İşte nezaketi aslında çocuklara göstermiş oluyoruz. Büyüklere saygıyı öğretmiş oluyoruz. Çünkü onların hayat deneyimleri çok daha fazla. Yaşadıkları tecrübeleri, çocuklara aktarmaları, onların duygusal zekalarını, empatik zekalarını da geliştirmeye katkı sağlar. O yüzden bence olmalı, ilişkiler zengin olmalı. Ama tabii burada çatışma varsa anneanne, babaanne ve aile bireyleri, anne baba arasında da mesafe korunmalı diye düşünüyorum ben. Bu dediğin çok doğru. Yani tabii evet, ki o şey... Tabii ki her yani ilişki o ölçülü, aynı şekilde. Diyoruz ya şimdi stoacıların en önemli özelliği ölçüllülük. Evet. Hayatın her anında ölçüllülük. Tabii ki babaanne, işte anneanne de onların iç işlerine karışmayacak. Herkesin aslında her ilişki hem çok samimi hem de sınırlar barındırıyor. Evet. Bu sınırlar uzaklaştıran sınırlar değil. Evet. Bence bu sınırlar aslında insanların ilişkilerini koruyan sınırlar. Evet. Yani şimdi, hepimizin alanları var yani. Buyurun lütfen insan. Biz biraz böyle hayır diyemiyor, hayır diyemeyen duygusal millet olduğumuz için hayır demiyoruz ama gittikten sonra arkasından çok konuşmayı seviyoruz. Hayır deyince sanki kabul görmeyeceğimizi ya da karşıdaki kişinin bizim onu sevmediğimizi düşüneceğini zannediyoruz. En büyük eksiklerimizden biri bu. Hayırı doğru zamanda söyleyemek. Hayır demenin de bir yolu yöntemi var değil mi Yeliz Hanım? Yani hayır böyle hayır değil de onu ya işte tabii bir ki. Şey bir gerekçe bulup zaten gerçeklik gerekçesi neyse onunla birlikte onu söyleyince. Dediğiniz gibi gerçeklik neyse o an müsait olmayabilirsiniz. O an kendinizi iyi hissetmiş olabilirsiniz. Yani bunu
açık ve net bir şekilde dile getirmek çok konforlu bir hayat getiriyor insana. Ya arkadaşım ya da anneciğim, babacığım, bugün kendimi kötü hissediyorum ama sizi yarın ağırlayabiliriz. Evet. Mesela çok güzel bir iletişim dili. Ya yani bir de şöyle. Hayır demiyorsunuz, erteliyorsunuz sadece. Bir de şöyle oluyor bence, hani o an hayır demiyor, telefonu kapattıktan sonra kendi kendine yemeye başlıyor. İşte çocuk da ona şahit olunca sonra. Olmuyor. Ya samimi, gerçekten işte dedim ya, samimiyet bence belki de hayatın da anlamı, temeli yani. Ne kadar çocuklar samimi olursa. Çocuklar bunları gözlemliyor maalesef, işte arkadan söylenen sözler. O zaman çocuk da bu sefer anneanne babaanne eve geldiğinde ona saygısız davranabiliyor. Tabii. Annem babam öyle davrandı, o zaman bu normal bir şey. Ben de bu şekilde davranabilirim. Ya da okulda bir arkadaşına bunu davranabilir. Evet. Küfür edebilir ya da yani fiziksel şiddet uygulayabilir. Isırabilir. Mesela evde en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Anne babayı çocuk ısırıyor. Yani anne babanın tepkisi gülmek oluyor, kahkaha atmak oluyor, eğlenmek oluyor. Ama çocuk bunu okulda uyguladığı zaman, ya bizim evde de zaten bunu bizi sevdiği için bu şekilde davranıyor. Aslında bunun zorbalık, şiddet olduğunu farkında değil ebeveynler. Yani şu, aslında çocuk dünyaya masum olarak geliyor İnce Hanım. Evet. Değil mi İnce Hanım? Evet. Ve biz ondan nasıl bir insan oluşturacağımıza biz karar veriyoruz bir nevi. Tabii. Yani yaptım. Sevgiyle, şefkatle ne yaptığını bilerek, bence aslında çocuk yapmanın da bir okulu olmalı. Yani herkes çocuk yapmasın. Ebeveynlik okulu. Gerçekten ebeveynlik okulu. Yani ehliyetler gibi, ehliyet yani. Gibi, ehliyet anne gibi. Baba çünkü olmaya uygun. Çocuk sadece onun ailenin çocuğu olmuyor. Nasıl? Toplumun bireyi oluyor ve bütün insanların hayatını etkileyebiliyor. Bizim çocuklarımızın eşi olabilir, bizim çocuklarımızın iş arkadaşı olabilir. Ben hep öğretmen eğitimlerinde bunu söylerim. Yani çocuklara öyle bir yaklaşın ki ileride sizin çocuğunuzun eşi olabilir öğrenciniz. Evet. Yöneticisi olabilir, hayat arkadaşı olabilir, en iyi dostu olabilir. Ben o şekilde yetiştirmeyi düşünürseniz diyorum, her zaman anlattığım bir konu. Benim böyle işte çocuklarla, yakınlarla ilgili dileklerimden biri de şeydir. Allah sizi sevgisiz büyüyen, sevgi olmayan bir ailede büyüyen insanlardan korusun. Ama bu onların suçu değil tabii, ama o noktada da sizin gibi uzmanlar devreye giriyor. Keşke herkesin ihtiyacı olduğu noktada da işte bu uzmanlara ulaşabilecek imkanları, şartları da olsa. Çünkü her aile aynı şekilde yetiştirmiyor çocuğunu. Bazen bilmeden yanlış yapıyor ve bunlar işte Yeliz Hanım'ın dediği gibi kişiliklere hasar veriyor. Onları sonra birinin onarması gerekiyor. Tabii. Orada da Yeliz Hanım gibi insanlara ihtiyacımız var. Şimdi Yeliz Hanım, biz programın sonuna gelmişiz. Ben size son cümlenizi alayım. Sonra da İnce Hanım'la vedalaşayım. Ondan sonra da hep birlikte programı kapatalım. Neden ve nasıl programına hoş geldiniz. Nezaket konuştuk. Nezaket hissedilen bir duygudur. Evet. Ve empatiyle, çabayla güçlenir. Birbirimize karşı nazik olalım. Nezaket elçileri olalım hep birlikte. Biz olalım ki çocuklarımız bunları görsünler ve onlar da hayatlarını uygulasınlar. Bu şekilde daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu nesiller olalım. Evet. Çok güzel. Çok çok teşekkür ederim. Psikolog Yeliz Arda. Değil mi? Çok net bilgiler verdi. Evet, çok verdi. Güzel, çok net ve çok anlaşılır çok ifade anlaşılır, ediyor Yeliz Hanım. Teşekkür ederiz. Bir şekilde. İnce Hanım. İnce mutlu oldum sizinle tanıştığıma Yeliz Hanım, uzaktan da olsa. Nedim ve... Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Yeliz Hanım, bir şey söyleyecektiniz. Hep birlikte bir araya gelelim. Evet, tamam. En yakın zamanda. İnşallah. En yakın zamanda. İnşallah. Şimdi programı artık kapatıyoruz. Yeliz Hanım'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. İnce Ertuğrul, gerçekten iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Bu Türkiye sizinle çok daha güzel. Sevgili Sari'ye yolu açık olsun diyorum. İnşallah psikolog olarak onu da ağırlama şansımız olur. O evet, kendi uzmanlığıyla. Çok ekranı sevmiyor ama bence kendi mesleğinde o da hayallerini gerçekleştirip sizin konunuz olmaktan büyük mutluluk, onur duyar. Neden ve nasıl kolay gelsin. Neden çok ve nasılları sorgulamamız gerekiyor. Çünkü körü körüne kabullenmek de insanı mutsuz eden, karanlıkta bırakan bir durum. İzninizle o bir cümle olarak bunu söylemek istiyorum. Yeliz Hanım'ın bıraktığı yerden de nezaketle ilgili. Siz bana teşekkür ettiniz. Teşekkür ederek başladınız. Teşekkür ederek uğurluyorsunuz. Sihirli cümlelerimiz var Cengiz Bey hayatta. Teşekkür ederim demek, özür dilerim demek, rica ederim demek, lütfen demek, iyi ki geldin demek. Bunlarla kapıları açıp bunlarla insanları uğurlarsak çok daha kolay olacak. Yani aslında mutlu olmak da mutsuz olmak da çok kolay.
Emin olun mutlu olmak daha kolay. Sadece yani Kotodama diye bir kelime var Japonca'da. Kelimelerin sihirli olduğuna inanılıyor. Kelimeler zaten evet, sihirli. Yani o bir kelimeyle gerçekten birisinin kalbini kırabiliyorsunuz veya yapabiliyorsunuz. O, kelimeler kapıları açıyor, kelimeler kapıları var. Kapatıyor. Diyor ki yani, yine Mevlana'nın bir sözü. İnsan bir deniz ve cümleler de kıyıya vuran dalgalardır diyor. Sizde ne varsa kıyıya da o vurur. Ve her kelimenin gerçekten bir sihri var, bir ruhu var. Ruhunu idrak ederek kurduğunuz her cümlede mutlaka bir yüreğe dokunur. Siz o yüreğe eriştiğinizse de zaten hayatta her şey kolaylaşır. Çok teşekkür ederim. Ayağınız sağlık. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Daha doğrusu bir program değil, ilk programın sonuna geldik. Neden ve sonuç programının sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Cem Medya'ya çok teşekkür ediyorum Baraboğlu'na sağladığı için. Burada mutluluğu, başarıyı konuşacağız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.